Herkese merhabalar. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Pınar Kadiroğulları ile beraberiz. Kendisine mamografi soracağım. Mamografi nedir ve nasıl çekilir? Merhabalar tekrar. Mamografi aslında bakarsanız memenin görüntüleme yöntemleri içinde en temel görüntüleme yöntemidir. Hı hı. Düşük doz X ışını uygulayarak memenin kabaca röntgen filminin çektirilmesidir aslında. Ama bizim için gerçekten çok önemlidir. Çünkü meme kanseri erken evrede tanı koyulduğu zaman hastalar için yaşam kalitesini arttıran, tedavinin daha kolay olduğu, ya hiç kanser olmamışsınız gibi erken evrede yakalanmak o kadar önemli ki. Burada mamografi bizim elimizdeki altın standart aslına bakarsınız. Mamografinin bir takım çeşitleri var. Dijital mamografi ya da daha farklı mamografiler var. Ama kullandığımız standart mamografiye baktığımız zaman hastaları ürküten bir şey var. Mememi sıkıştıracaklar, çok canım bir yanacak. Acı korkusu var. Evet. Var mı böyle ciddi bir ağrı, sızı Aslında yaşanan? Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Mamografide sıkıştırma işlemi memenize zarar vermediği gibi ciddi bir ağrı da oluşturmaz. Evet, bir miktar sıkıştırma gerçekten gerekiyor. Çünkü görüntüleme dedektörü ile kompresyon tabakası arasında meme dokusunu koyuyoruz. Ve memede bu sıkıştırma önemli. Çünkü memenin sabit kalması lazım iyi bir görüntü elde edebilmek için. Onu hareketsizleştiriyor. Anladım. Aynı zamanda dokuyu inceltiyor, kalın meme dokusunu. Daha rahat görmenizi sağlıyor. Kesinlikle ve daha düşük X ışını vermek durumunda kalıyorsunuz. Eğer görüntünüz iyi olursa, ince olursa aldığınız radyasyon da azalıyor aslında bakarsanız. Bu sebeple memenin sıkıştırılması gerçekten önemli oluyor. Yine mamografi çekilirken önden ve yanlardan görüntü alıyoruz. Şimdi önden ve yanlardan görüntü alındığında bazen ek film isteyebiliyor çeken uzman. Çünkü şüpheli bir alan oluyor ya da dokular üst üste biniyor. Sıkıştırılma iyi yapılmadıysa eğer üst üste bir görüntü olabiliyor. Bunu gidermek için ek filmler gerekebiliyor. Mamografide hastayı tedirgin eden bir durum daha var. Radyasyon alacağım, aman kanser olacağım. Aslına bakarsanız ciddi bir radyasyondan bahsetmiyoruz. Bugün günümüzde televizyonlar, radyolar, çevresel aldığımız radyasyonun yanında ya da en basitinden okyanus üzeri bir uçak yolculuğu yapıyorsanız aldığınız radyasyon, yıllık aldığınız mamografiden radyasyondan daha fazla. O yüzden radyasyonun da korkutmaması gerekiyor. Ha, kimlerde önemli radyasyon hamileler derseniz? Hamileler herhalde. Kesinlikle. Hamilelerde radyasyon vermemek gerekiyor. Gebelik ve meme kanseri çok ayrı bir şey zaten. Çok farklı değerlendirdiğimiz bir nokta. Onlara mamografi yapmıyoruz. Daha farklı incelemelere tabi tutuyoruz. Ne kadar sürüyor mamografi çektirme? Yani mamografi çektirmek için gittiğimizde aslında harcadığımız zaman ne kadar? Çok basit bir işlem bildiğim kadarıyla. Evet, o kadar uzun çok süren uzun bir işlem değil. Birazcık sizin meme yapınızla da ilgili. Şimdi küçük memelerde tabii ki çok daha kolay oluyor. Hemen koyup presledikleri zaman çok çabuk görüntü alıyorlar. Ama büyük, özellikle de obezite gittikçe arttığı için ektiraf dokulardan onu ayırmak, oraya sığdırmak, işte görüntü yeterli gelmiyor, bir şu taraftan çekelim, bir bu taraftan çekelim gibi. Burada önemli olan iyi bir yerde çektirmek, tecrübeli bir yerde çektirmek ve tecrübeli kişilere yorumlatmak. Çünkü mamografi meme kanserinde ele gelen kitle 1 santim olana kadar hasta anlayamıyor. Ama mamografide çok küçük milimetrik boyutlardayken mikrokalsifikasyon dediğimiz durumlarda altta yatan bir kanser var mı onu bile ayırt edecek kadar güçlü. Bu kadar güçlü bir tetkikten kaçmamak lazım. Teşekkürler.